Tabii Kasımpaşa daha ciddi bir takım. Herkes tam hazır değil ama buna rağmen bence lig temposuna yakın bir tempo oldu. Özellikle ilk yarı. Mücadele oranı da hayli yüksek. Lig maçı benzeri bir ara oyun oynandı. Gerek pas oyunumuz, gerek topu kaptırdığımızdaki reaksiyonumuz, baskımız zaman zaman iyiydi. Gollerimiz akılcı ve güzeldi. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. 11 kişi değiştirmemize rağmen ikinci yarıda oyunun hakimi olmak, gol pozisyonlarına girmek, gol atmak önemli. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Tamam, kazanmak her zaman önemlidir, her konuda, her yerde ama sonuçta hazırlık maçı olduğunu da unutmayalım. Eksiklerimizi göreceğiz. Buradan analistlerimiz bizle beraber önemli örnekler çıkaracak. Buradan kazancımız öyle olacak. Artı kazanma alışkanlığını üzerimize giyersek bu elbise daha güzel durur. Tabii yavaş yavaş PSV maçına da hazırlanıyoruz. En son provamız hemen pazartesi gidiyoruz, yarın değil öbür gün. Olympiakos'ta olacak. Orada sıcak, seyahat, hepsi dahil olmak üzere iyi bir şey görmek istiyorum açıkçası. Çünkü Olympiakos'ta önemli bir takım. Oradan sonra da PSV'ye hazırlanacağız. Markao'yu riske etmedim. Aşil tendonunda sıkıntısı vardı. Doktorla konuşup istirahat etmesini uygun gördük. Buradan bir bildiri gibi bir şey söyleyeyim. Profesör Ateşkara, sevgili dostum, beni aradı ve aşıyla ilgili düşüncelerini iletti. Ben de çok makul, mantıklı buldum ve bu yardımı yapmak için seve seve biz 40 küsür kişi davet ettik. Bir aşı veya iki aşı olmasını şart koşarak ve listeleri inceleyerek, bu sadece o gün için değildi. Her müsait olduğumuzda taraftarımız için de bazı üniversitelerimiz için de, bazı liselerimiz için de, herkesin de açık olacak Florya. Burada amacımız ısrarla aşıyı herkese ısrarla yapılmasını istemek. O yüzden bir bu yardıma, yani bilim kurulundaki Sayın Ateş Hocam'ın ve diğer ekibin emeklerine biz de bir yardım edebilir miyiz diye böyle bir gün yaşadık o gün. Yani neticesi veya işin perde arkası buydu. Onu da açıklayayım ki ben kimse alınmasın. Biz o gün Galatasaray Üniversitesi'nde Galatasaray Lise'yi tercih ettik. Yarın başka bir lise olur, başka bir üniversite olur. Galatasaray taraftarı zaten her zaman gelebilir ama burada asıl olan tek şey var, bir veya iki aşıyı yaptırmak. Bunun önemini vurgulamak için biz de yardımcı oluyoruz. Bunun bilinmesini isterim. Gençlere gelince siz zaten soracaksınız herhalde. Çok da konuşmadığımız için bizi yakalayınca sorular fazla oluyor. Memnunum gençlerden. Bu sene niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Her zaman da onlara şans verdim ama ümit ederim şanslarını iyi kullanırlar. İhtiyacımız var onlara. Transfere gelince olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissedebiliyorum. Ya PSV yaklaşıyor, hala olmadı. Bunlara hiç paniğe gerek yok. Çünkü ben görüyorum, uğraşılıyor. Hem de günün her saati. Onun için merak etmesinler. Bizatihi hatta görüşmeleri başkanımız yapıyor. Onun için Galatasaraylılar da rahat olsunlar. Hiçbir endişemiz yok. Hangi takımımız olursa olsun çıkıp oynayacağız.
Şu anda 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok. Yapmasak da onların garantisi yok. O yüzden rahat olsunlar. Çünkü Eylül'e kadar da vaktimiz var. Böyle de bir hani gönüllerini ferah tutmaları için buradan bir mesaj vermek istedim. Hazırlık maçının ardından Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da açıklamalarda bulundu. Tabii öncelikle kazanma alışkanlığını korumak bu önemli bir şey bizim için. İşte herkesten daha önce maça oynayacağımız için daha önce başladık. Sıcaklar zor kolay değil ama arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özverilerinden dolayı çok iyi çalışıyoruz. Elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, kazandık. İyi de oynadık. Önemli olan bizim için bugün skordan çok oyun. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Hocamızın istediklerini yansıttık. Bakalım PSV maçına kadar en hazır şekilde olmaya çalışıyoruz. Salı günü Olympiakos'ta bir maç daha oynayacağız. Sonra artık Şampiyonlar Ligi olmak istediğimiz yer için elimizden gelen mücadele yapacağız. Galatasaray armasına hizmet etmek benim için çok önemli. Nerede olacağını, nasıl olacağını büyüklerimizle, başkanımızla, hocamızla beraber, ailemle oturup beraber karar vermek lazım. Ama bu sene saha içinde olacağım ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene en iyi şekilde kazanmaya çalışacağız. Açıkçası çok şanslılar. Gözlerinin içine bakan bir teknik heyet var. Hocamız gözlerinin içine bakıyor. Biz de öyle. Onlar bizim göz bebeğimiz. Her biri çok ayrı değerli. Sadece Galatasaray takımını ofansif oyuncular, 10 numaralar, sağ açıklar değil. Defans oyuncuları, takımı için mücadele eden genç oyuncular da lazım. O yüzden altyapıdan çıkacak her oyuncu bizim için çok değerli. Kulübüne maddi manevi çok büyük katkılar yapacaklardır. Onların gözünün içine bakıyoruz. Onların en iyi performans verebilmesi için en sağlıklı ortamı onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Çok değerler bizim için. Bugün de oynayan hepsi çok iyi oyuncular. Ali Yavuz'undan Kaan'la Yunus'una kadar. Tabii hocamız daha iyi değerlendirir. Ama onların bu gelişiminden çok mutluyum ben abileri olarak. Yani artık bu seviyede antrenman bilimi, teknoloji bu kadar gelişmişken gayet her şey yolunda. Sağ olsun teknik ekibimiz, fizik hocalarımız hepsini en iyi şekilde hazırlıyorlar. Bizim de en iyi şekilde hazırlanmamızı sağlıyorlar. O yüzden onlara da buradan teşekkür edeyim. Sıcaklar zor tabii ama bu bizim mesleğimizin bir parçası. Galatasaray büyük bir ailedir. Özellikleri olan, kendi içinde dinamikleri olan bir ailedir ve biz bunu her zaman korumaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi seçimimizde bile 4500 kişi oy kullanabiliyor. Galatasaray'ın özel şeylerinin olmasını açıkçası ben çok seviyorum. Bu da bizim aile olduğumuzun bir göstergesi. Hacı ve Popescu bizim efsanemiz. Bir Galatasaray taraftarı olarak hayatımızın en güzel anlarını yaşatan isimler. O yüzden onların Florya'da olması her zaman bizi çok mutlu eder. Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a kiralandı.